Evet, açıkçası evet şaşırtmadı. Çünkü Cumhur İttifakı'nın organik özelliklerinin aksine Millet İttifakı çok daha pragmatik, seçim barajları ile ilgili olarak bir araya gelmiş bir ittifak konumundaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Bahçeli görüşerek Cumhurbaşkanlığı sistemini önümüzdeki 5 yıl beraber şekillendirme konusunda bir ortak tavır belirlerken Millet İttifakı şimdi İyi Parti'nin açıklamasıyla beraber sona erdiği ortaya koyuldu. Tabii buraya nasıl gelindi ve niye Millet İttifakı yürümedi sorusunun cevabını aslında seçim sonuçlarıyla beraber irdeleyebiliriz. Hatta seçim öncesinde adayların, kampanya sırasında adayların belirlenmesi aşamasına bile değinebiliriz. Hatırlayacaksınız, Meral Akşener, İyi Parti lideri, kendisinin Cumhurbaşkanı adaylığını ısrarla vurguladı ve çatı aday formülüne karşı çıktı. Daha aslında oradan belliydi, bu ittifakın çok da koordineli, çok da güçlü olmadığı belliydi. Yine parlamenter sisteme geri dönüş meselesini de vurgulayamamıştı bu ittifak. Yine Demirtaş meselesi, HDP ile olan ilişki meselesinde de içeride bir yaklaşım farkı olduğu zaman içerisinde ortaya çıktı. Ama asıl bence dönemeç İyi Parti açısından özellikle seçim sonuçlarıdır. Çünkü seçim sonuçları İyi Parti açısından Millet İttifakı'ndan beklenen şeylerin elde edilmediğini göstermekte. Bir kere Meral Akşener bence İnce'nin gölgesinde kaldığını düşünüyor. Evet, Millet İttifakı sayesinde baraj sorunu olmadı ve %10'a yakın bir oyla İyi Parti meclise temsil ediliyor. Ama şu da netleşti ki İyi Parti kendi başına da yürüyebilir. Yani %10'luk barajı rahatlıkla aşabileceğini düşündüğü bir noktaya geldi. Fakat burada asıl kritik olan husus şu: MHP'nin iktidarla beraber hareket ederek oyunu daha fazla, İyi Parti'den daha fazla yanında, kendi yanında tutabilmiş olması, bittiği söylenen MHP'nin hiç de bitmediğinin ortaya çıkmış olması şunu gösterdi ki aslında İyi Parti seçmen tabanı olarak kendi yolunu bulabilmiş değil. MHP'den zannedildiği kadar çok oy alabilmiş değil. CHP'den gelen oylar İyi Parti'nin istediği sonucu oluşturmadı. Dolayısıyla İyi Parti bence çok kritik bir dönemeçte bir değerlendirme yapması lazım. Ya CHP ile MHP arasında baskılanarak oy kaybına uğrayacak, ya da kendine özgü Meral Akşener kendine özgü bir siyasi çıkış gerçekleştirerek önümüzdeki 5 yılda nasıl siyaset yapacağının önünü açacak. Hatırlayacaksınız, ilk açıklamalar bir İyi Parti vekilinin söylediği üzere biz ille de karşı tarafta olmak zorunda değiliz. Hükümetin beğendiğimiz icraatları olursa onlara da destek veririz. Şimdi bu açıklamanın tekrarlandığını gördük ve İyi Parti sözcüsü şunu söyledi. Dedi ki biz pragmatik sebeplerle bunu yapmıştık. Bu saatten sonra ittifakın devamı gerekmiyor ve doğru bulduğumuz yerlerde de destekleriz. Biliyorsunuz, yeni sistemin gereği olarak milletvekilleri teklif getirecekler ve bu mecliste gelen teklifler partisine bağlı olmaksızın aslında milletvekillerinden destek bulabilecek. Şimdi böyle bir ortamda bence İyi Parti kendisini ayrıştırarak hem CHP'nin HDP'yi meclise taşıdığı eleştirisini kendi üzerine almaktan kurtulmak istiyor. Çünkü aynı şekilde o da böyle eleştiriliyor, dolaylı olarak da olsa. Dolayısıyla hem CHP ile HDP politikası açısından kendi arasına mesafe koymak, hem de muhafazakar milliyetçi seçmene, sağ seçmene yönelebilmenin başka bir yolunu bulmak istiyor. Ve bence İnce'nin gölgesinde kalmış olmanın Akşener ve İyi Parti'ye iyi gelmediği kanaati var.